Evet, şimdi köprücük kemiğinden plak vida çıkarma ameliyatını size özetleyeceğim. Önce hemen eski yara üzerinden bir kesi yapıp ulaşıyoruz. Gördüğünüz gibi bunu olabildiğince az açmaya çalışıyoruz. Çünkü daha az açmadan da eski insizyonun büyüklüğüne ulaşmadan da bunu yapma ihtimalimiz var. Önce onu bir deneyeceğiz. Çıkacak bu küçük bir kesiyle. Direkt zaten cilt altını geçtikten sonra hemen gördüğünüz gibi plakla ve vidalara ulaştık. Üstünü temizliyoruz. Vidaları da ortaya koyuyoruz. Evet, şimdi birkaç tanesinin üzerine açtım. Burada önemli olan bunları yalama yapmadan çıkarmaya çalışmak. Çünkü yalama olursa işimiz çok çok zorlaşıyor. Bazen de çıkaramıyoruz. Benim olmadı ama başıma gelmedi. Gelmesini de istemem. Çıkaramadığım bir platin. Ama hoş bir durum değil. Yalamadan dolayı ama olabilecek bir durum tabii ki. Dikkatli bir şekilde bir tanesini çıkardık. Ötekisini de çıkarıyoruz. Röntgende bakıyoruz toplam kaç tane vida var. Ona göre hani az açmak istiyoruz ya. Biraz ezbere de buradadır deyip tornavidanın ucunu sokup o şekilde çıkarıyoruz. Devam ediyor. Bir kısmını evet çekiştirerek bakın buluyoruz. İyice açtıktan sonra üstünü temizliyoruz. Evet, burada 1, 2, 3, bir de bu taraf vardı 4. Beşinciyi de çıkardık. En korktuğumuz şey yalama olması. Vida başı yalama olduktan sonra çünkü başka daha çok uğraştırıcı, zaman alıcı şeylere başlamamız gerekiyor. Evet, bu kolayca çıktı vidalar. Şimdi plağı en son üstünde vida kalmadı. Plağı da biraz yapışık olur. Plaklar oradaki yumuşak doku hatta bazen üstünü kemik de örtebilir. Gördüğünüz gibi güzelce çıkardık, ortaya koyduk. Toplam 2, 4, 6 ve 8 tane vida ve bir plak. Plağın niye eğri onu biliyor musunuz? Çünkü vücudumuzdaki hiçbir şey bildiğimiz bizim dümdüz bir şey değil. Doğada da öyledir. Köprücük kemiğimiz de hafif böyle S şeklindedir. Plak da anatomik olduğu için değilse bile biz kırığı yaparken plak bükücülerimiz var. Plak bükücülerle o tarafın sağsa sağ, solsa sol köprücük kemiğinin şeklini vererek ameliyatı yapıyoruz. Evet, ameliyat bitti. Daha sonra cilt altını kapatıyoruz. Nihai olarak da cilt dikişini atacağız. Ben her zaman olduğu gibi burada da mutlaka cilt dikişini içeride bırakıyorum. Yani halk arasında estetik dikiş olarak bilinen dikişi atıyorum. Ki hasta bir daha dikiş almakla uğraşmasın. Şöyle nispeten bir önceki ameliyatın yani kırık ameliyatının gördüğünüz gibi biraz buradan biraz buradan yaklaşık yarısı kadar bir kesiyle yapabildik bunu. Peki bir sonraki videoda görüşmek üzere.